Geleneksel iftar yemeği ve kalite yönetim sistemi belgelendirme toplantısına katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kalite yönetim belgesi almaya hak kazanan il müdürlerine belgelerini verdi. Türk Standartları Enstitüsü ile yapılan kalite yönetim sistemi çalışmaları sonucunda belge almaya hak kazanan 31 il müdürlüğü, ilçe müdürlükleri ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü çalışanları belgelerini Bakan Fakıbaba'nın elinden aldı. Yayın ve Tanıtım Hizmetleri Daire Başkanı Sürür Kır'ın sunumunu yaptığı programda Bakan Fakıbaba bir konuşma yaptı. Fakıbaba gıda güvenliğinin önemi üzerinde durarak bu çalışmanın bakanlığın en önemli işlerinden biri olduğunu söyledi. Bizler de kendi mesleğimizle, kendi alanımızda çok çalışmalıyız gece gündüz demeden. Çünkü gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak bizler çok önemli bir görev ifa ediyoruz. Bakınız, sahurdan beri tüm Müslümanlar oruçlu ve bizim ürettiğimiz gıdayı tüketmek için sabırla bekliyorlar. Bunun içindir ki gıda güvenliğini ve güvenirliğini sağlamak bizim en önemli vazifemizdir. Bakan Fakıbaba, çiftçiyi bilgiyle buluşturmak, merkez ve taşrayı daha uyumlu çalışır hale getirmek için kalite yönetim sistemi hamlesini başlattıklarını vurguladı. Siz olmazsanız Tarım Bakanlığı olmaz. Şimdi bakın ne dedim ilk geldiğim günden beri, biz toprağı suyla, bilgiyi, çiftçiyi bilgiyle buluşturacağız. Toprağı suyla buluşturmanız, mutlaka projeler falan yapıyorsunuz ama bu hükümetimizin işi. Ama çiftçiyi bilgiyle buluşturmak vallahi sizin işiniz. Değil mi? En önemli işlerimizden biriz. En önemli işlerimizden biriz. Bakan Fakıbaba konuşmasının ardından bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde yürütülen kalite yönetim sistemi kurulum çalışmaları kapsamında belge almaya hak kazanan 31 il müdürüyle bunlara bağlı ilçe müdürlüklerine ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp'e plaket takdim etti. Ahmet Eşref Fakıbaba törenin ardından bir gazetecinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin iddialarına yönelik sorusuna da yanıt verdi. Biz şunu söyledik, dedik ki 2017'nin 1. ayından 12. ayına kadar ortalamasını aldık. 4 lira 70 kuruş. Ve Sayın Başbakanımızın talimatı bize dedi ki yarısı bizden, yarısı çiftçi kardeşlerimizden. Yani bu 2 lira 35 kuruş dedi. Muharrem Bey 3,5 lira dedi. Ben dedim o zaman bizimki 2 lira 35 kuruş oluyor. Ben Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak ürüne destek veriyorum. Yani kaç dönüm buğdayda ne kadar mazot harcadınız? Bunun yarısına kadar biz ona destek vereceğiz. Ama insanlar özgürdür. Yani demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Traktörüyle efendim Kahraman Kazan'a da gidebilir, başka yere de gidebilir. Yani ben onun yarısını vereceğim demiyorum.